Herkese SVA, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizle bugün Kled ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim ürünü gösterdikten sonra Kled'in yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Şu an üzerinde tepindiğimiz bu altımızdaki Scarl isimli bineğimiz bizim pasifimiz oluyor. Bakın burada çift bir barımız var. Bir mor, bir sarı olacak şekilde. Mor Scarl'ın canı, sarıyı da bizim kendi canımız. Alttan da görebilirsiniz. 510'a 410. Eğer biz bu mor canı tüketirsek, yani Scarl'ın canı giderse, biz aşağı inip Kled olarak kalıyoruz. Gördüğünüz gibi çarda bir şurada 100'e gelince de olan bir barımız mevcut. Cesaret olması lazım da aynen. Cesaret barımız var. Mana ya da enerji kullanmıyor Kled. Biz Skarl'dan indiğimizde bakın şampiyonları saldırırsak 15. Destansı canavar ve yapılarda 5. Minyon biçersek 4. Kill alırsak 20 cesaret kazanıyoruz. Yani biz Skarl'dan indiğimizde bu barı doldurursak savaş esasında tekrardan binebiliyoruz Skarl'a. Bu seviyeye göre değişiyor bu arada. Mesela ilk level'larda bindiğimizde %45 canla geliyor. 18 level'da %75'e çıkıyor. Şimdi pasifimiz bu şekilde. Q'muza gelelim. Böyle bir menzilimiz var Q'muzda. Bastığımızda bir olta fırlatıyoruz. Bir kapan. Tutuyoruz rakibi. Tuttuğumuzda ilk bir hasarımızı veriyoruz. Aradan 1.75 saniye geçtikten sonra rakibi çekip yavaşlatıp ağır yara uyguluyoruz ve bir hasar daha vuruyoruz. Yani Q'muz iki şekilde hasar vuruyor. Tabii şimdi Mundo'ya karşı yapamayacağız ama şöyle yapalım. Pasifini alalım. Aha bak mesela çıktığı için oradan o bağı kopardığı için Mundo çekemedik. Şöyle bir tane daha atalım. Çıkalım. Q yemek istemiyorum çünkü. Bir de Q'muzda şöyle bir olay var. Mesela biz binekten indik. Q'muz değişiyor. Şöyle değişiyor. Cebindeki tabancayı çıkarıp ateş ediyor Kled. Ve o ateş etmenin etkisiyle geri savruluyor kendisi. Şimdi ben burada level atladım ama bak Mundo da E bastı. Geliyor üstüme. Şimdi ben burada normalde double açacağım 2 level'da. Ama açmamamın bir sebebi var. Mundo ile takas girmeyi bekleyeceğim biraz daha. Ya da 3 level'ı bekleyeceğim. Çünkü W'mu harcamak istemiyorum. Şimdi burada açtım. Bakın şimdi 1-2 hop 4 tane vurdum ve adamın canına bakın. W'muz bu şekilde. Pasif olarak çalışıyor. Herhangi bir aktif aç kapa yapamıyorsun. Bakın şimdi 3 saniye sonra W'm geldiğinde ben 1 minyona vuruş yaptığımda hop direkt çalıştı o yeteneğim. Burada çalıştığı için... Tamam güzel üzerine oynadım ama bakın mesela orada minyona vurarak başladığım için şimdi 4 saniye boyunca %150 saldırı hızı alıyoruz ve 4 vuruş attığımızda 4. vuruşumuz hedefin mevcut canına oranla fazladan hasar veriyor. Tabii Allah hasar vuruyor demiştim. Bakın şu an indik abi. Burada minyon kese kese bak 4 oldu. Şunu alacağım 8 olacak. Hop. Bu şekilde. Bu arada Q'muz şu an indik ya. İşte Q'da ben ateş edeceğim ve geri savrulacağım. Bakın şimdi Mundo'ya bir el ateş edeceğim burada. Tutan mermiye göre hop. Bize cesaret geliyor bakın 31 oldu bir anda. Ne kadar saçma tutturursan bak burada tutturamadım mesela. Her saçma başına 5 cesaret yükü topluyorsunuz. Bu arada bakın E yeteneği bineksiz olduğumda kapalı. Ulti de aynı şekilde. Eğer bineğim yoksa ulti de atamıyorum, E'ye de atamıyorum. Şimdi burada hop bir tane daha Q vuralım. Olabildiğince şu an cesaret yükümü kasıp tekrardan Scarl'a binip canımı dolduracağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an ben pot basarsam benim canım dolmuyor haberiniz olsun. Çünkü canım full şu an alttan bakın. 600 de full yani. Aha. Eyvah Mundo yetişti oraya. Ben oraya gidemeyeceğim çok geç. Biraz geç gördüm kusura bakmayın anlattığım için. İyi güzel Mundo öldü. Mundo öldüyse ben şurayı direkt iktireyim. Aha Mundo direkt TP'ledi okey. Şimdi biz bir base alalım madem. Mundo TP'sini attı geldi. W'muzu da gördünüz. E'yi anlatayım ben sizlere. E'miz de binekli halinde kullanıyor diye söylemiştim zaten. Bir rakip şampiyona boşa da atabiliyorsunuz bu arada. İleri doğru atılıyorsunuz. Eğer bir rakip şampiyona değerseniz. Bu arada ilk mahvolmuş alacağım ama böyle yapmayalım biz. Bir bundan bir bundan yapalım. Bir de pot alalım. Pot önemli. Şimdi ileri doğru atılıyoruz dedik. Şöyle bir menzilimiz var. Eğer bir rakip şampiyona değersek ona hasar verip ikinci bir kullanım hakkı kazanıyoruz. Ve ikinci bir kullanım hakkı kazandığımızda bir saniye %50 hareket hızı kazanıyoruz. Bu ikinci kullanım hakkı bu arada bastığımızda SS verelim Mundo yok. Bu ikinci kullanım bastığımızda birinci kullanımda hangi şampiyonun üzerinden geçtiysek yani hangi şampiyona değdiysek onu atıyor tekrardan. Yani boşa ileri sağa sola istediğimiz yöne atamıyoruz. İkinci E kullanımımız her zaman birinci de kullandığımız şampiyonun üzerine gidiyor. Bu arada E'mizi minyonlara atarsak onları bizle beraber sürüklüyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Hop bakın şöyle iktirdim. Ultimizde ise ultimizi bastığımızda altımızdaki Scarl top oluyor böyle. Biz koşmaya başlıyoruz abi. Bir alan belirliyoruz. Şöyle menziline bakın. Yüksek bir menzili var. Bir alan belirliyoruz ve oraya doğru koşmaya başlıyoruz. Koşarken karşımıza bir rakip çıkarsa ya da mevcut gideceğimiz yerde karşımıza çıkan ilk rakibe çarpıp ona hasar veriyoruz. Bu arada kat ettiğimiz mesafeye göre bu hasar artıyor ve bir kalkan kazanıyoruz. Ama işte olayın kötü yanı şu. Sen mesela ne bileyim 5 kişi takım savaşında attın. Önüne tank çıktıysa baba direkt tanka atlıyor çar. Yani seçemiyor. Kırılgan şu bu bilmem ne diye ayırt edemiyorsun. Tanka atmak zorundasın. Bu arada Mundo nerede? Oyundan mı düştü? Ne oldu? Orada W'muz kulelere de vuruyor gördüğünüz gibi. Aa Mundo bunlardan birini almış. What the fuck? Hop.
Öyle E'yi de atalım. Şimdi bunun olduğu için ilk mahvolmuş olacağım. Gayet güzel olacak. Bu arada E yeteneğimiz atlıyor zıplıyoruz dedim ya. Duvarlardan geçemiyoruz maalesef. Şöyle bir menzili koruyup çekelim. Şunu da E ile alalım. Tamam. Q yememeye çalışacağım burada. Adam 6 oldu. Bir tane potumuzu basalım. Scarlet'ın canı da olsun. Yaklaşırsa şöyle Q. Okey. Oha. Şimdi W'm döndü. Biraz lane'i pushlasın. Ultim de var. Gerçi onun da ultisi var ama. Bilmiyorum. Scarlet'ın canı da az. Bir şeyler deneyeceğim. Hatta şu an bir minyonların arasından şöyle Q'yu da tutturdum. Tamam. Şöyle 4 tane vurduk. O da ultisini harcadı. Burada direkt tüyeceğim. W'm bekleyebilirim. Dediğim gibi W'm saldırı hızı veriyor ya. Böyle pıt 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 vurup direkt Scar'la 1000 yapabilirim. Şöyle Q'la biraz pasifimi doldurayım. Beni keseceğine inansın. Üzerime oynarsa zaten direkt ona vurup Scar'la bineceğim. Güzel. Böyle minyonları da keselim. Güzel. Yükümüz güzel birikti. Bu arada Mundo'nun ultisini aldık. Güzel. Yiyelim. Sorun yok. Şu an işte bak şu sıralarda Mundo üzerime oynarsa çok tatlı olur ama yapmayacak galiba. Bu arada bakın Q'mun bekleme süresi geldi. Ben Mundo'ya koşarken hareket hızı alıyorum. Q'mun bekleme süresinde değilken o hareket hızını almıyorum. Onu da ekleyeyim. Sadece bu minik halimizde oluyor. Minik halimizde geçerli. Oha dodge'layamadım. Şimdi biz bineceğiz artık mecbur. Bir şekilde bineceğiz Scar'la. Hop bindik. Bakın %45 canla. Şimdi 7 levels tabii biraz daha fazla 50 canla falan gelmiştir. Şu an Mundo'ya agresif atabilirim. Ultisi yok ama işte kendisi çok geri şu an. O yüzden bir şey yapamayacağım. W'm da gitti. Bu işte W olmadan Klet'le adam akıllı fight atamıyorsun. Üzerimde güzel para var. Ben bir base alayım. Şimdi Mundo zaten cana oranlı kasacağı için burada ilk mahvolmuş güzel olacak. Çünkü hedefin mevcut canına oranla vuracağım. Can çalmayı alacağım. Burada kazmayı alacağım. Şimdilik bu şekilde aldığımız base daha iyi. Bu arada Mundo eğer base atmaz ve buraya devam ederse ultiyle direkt uçacağım. Botta da çok güzel haberler geldi. Hadi o kuleye vurmaya gel. Ben Mundo'yum de. O kuleye vuracağım de. Demedi okey. Mahvolmuş bittiğinde Mundo'ya karşı zaten aşırı rahatlayacağız. Bu arada Klet her türlü yani AD eşyasının her türlüsünü destekleyen bir karakter. Tank da kasabilirsin. Off tank da kasabilirsin. Assassin de kasabilirsin. Kritik de destekler. Yani her türlü çarı sırıtmadan destekliyor. Item'ı pardon çarı dedim. Her türlü eşyayı sırıtmadan destekliyor. İyi oynadığın sürece her eşyayı taşıyan bir karakter aslında Klet. Ama biraz hantal kalıyor maalesef. Hantal kalma sebebi de Q'nu tutturamadın mesela. O adamı yakalayamıyorsun yani. O yavaşlatmayı yemediyse. Tamam sakin ol. Öyle Q verelim. Tamam sıkıntı yok. Bir yere bir Q bıraktım burada. Ultiyi de verdim. Burada güzel dayandım bu arada ama. Çok güzel. Allah. Enti. Bence çok güzel fight attık burada. Unlucky oldum. Mundo'ya devam etsem iyi olurdu ama. Şunu da alalım. Bir tane çizme gelir herhalde. Aynen gelir. Çok unlucky şeyler yaşandı ya. Çok unlucky. Tamam doğana kadar çizme de gelecek. Güzel fight attık. Not bad hocam sıkıntı yok. Ayakkabıyı da aldık. Ya mesela Kled'in E'si ikinci hedefe atma zorunlu olmasa orada Vlad'ın içinden E ile geçer. Oradan da Mundo'yu sekerdim normalde. Ama işte mesela Vlad'ın içinden E ile geçsem mouse'un Mundo'nun üzerinde olsa bile ben E'ye tekrar basarsam geri dönüp Vlad'ı atıyor. Şimdi biraz dikkat etmemiz gerekecek. Mundo'yu zaten zor kesiyoruz ve top lane'e çok oynuyorlar. 3 kişi 5 kişi geliyorlar. Ultim geldiğinde artık Mundo'yu kullanmam herhalde. Çünkü bilmiyorum ne eşyalar alacak gelecek Mundo ama öyle Nocturne'e bir yardıma gidelim. Baba. Hadi biz de 3 kişi toplandık kardeş. Ne yapacaksın? Ha bende kaldı lan. Şöyle. Çok güzel. Burada bir anda döndük çocuğa. Ben onu Q'la çektiğim için. Ulan pasifini attı adamı. Q'ya atacağım. Tamam öldü Q'ya. Oo okey. Çok güzel. Bakın şimdi mesela E'ye basayım. Bak Vlad ölü. Ama Vlad'ın ölüsüne E atıyor. Gördünüz mü? Yani E'nin olayı bu şekilde. Bu arada mahvolmuş bitti mi? Oo mahvolmuş bitti. Aha. Bir dakika ne iş? Ulti falan mı basacak? Allah'ım duvardan geçmemesi boşluğuma geldi. Ben bir base alayım. Normalde topu puşacaktım da vakit kaybettim. Yapacak bir şey yok böyle kalsın. Şurada E bastım mesela bir yere de işte hiçbir duvardan geçmiyor E yeteneği. O da kötü. Yani hantal dediğim kısmı aslında bu oluyor. Açık arazide oynayacaksın abi çarı. Ya Vlad'a uçsak W ile yerin altına girecek de. Bir şey değil mi? Ben direkt ulti ile Mundo'ya uçabilirim açılırsa eğer. Açılacak mı? Gerçi ben yaklaştım. Aynen tamam. Buraya SS verelim.
Bu adam benim karşımda çok durmuyor. Yenildiğini biliyor. Ve de karşı ezildiğinin farkında. Ki eşyam da güzel şu an Mumbo'ya karşı. O yüzden çok fazla agresife çıkmıyor benimle. Şimdi mahvolmuş aldığım için vurduğumda adamı yavaşlatacağım da. O da bir nebze beni rahatlatacak. Briar nereye U bıraktı? Ha, Nocturne de karşılık olarak bir ulti bıraktı. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Şu kuleye tahrip patlatıp. Ama tabii güzelce puşlamam lazım burayı. Minyonları iyice sokup kuleye tahrip patlatıp. Mundo'nun hasarını biraz görmezden gelip bait alabilirim. Deneyelim bakalım ne kaybedeceğiz ki. Orada W'muz kuleleri vuruyor. Haberiniz olsun. Şimdi mesela. Gelsem şöyle vursam W'mu. Ahri bir de patlatsam, şuna da E atıp çıksam. Word mü? Para aldık. Word. İki tane de potu basalım. Tamam. Burada canımın azalması güzel aslında. Mundo gaza gelip biraz üstüme oynasa keseceğim adamı ama maalesef. Minyonlara vuralım. Mahvolmuştan can çalmamız da var zaten. Aynı şeyi tekrar yapabilirim. Şurada hop. Tamam. E'yi tekrar attım. Şimdi W'm geldi. Ah, o dördüncü vuruşunu bırakabilsem W'nun. NT diyelim. Ultisini aldık çocuğun. Hop. Güzel bir dodge. Gelirse Q olacağım. Yani mecbur bunları Q atarak alacaksın kanka. Aynen öyle, birini de kaçırdı. Burada galiba Gragas dive girecek. Mümkün olduğunca canımı çok tutacağım. Pushlayayım, öyle dive atalım bence. Tamam. Q'sunu yememeye çalışıyorum. Dediğim gibi olabildiğince canımı çok tutmaya çalışacağım derken. Tamam. Sorun yok. Burada ilk kule itini kendisi... Ne oldu? Ama 4 tane vurdum. Q'yu da attım. Çok güzel. Gragas 10'a 1 olmuş. Oyun bitmiş. Hop, şöyle bir Q. Çok güzel abi. Şimdi Scar'la bindik. Ne oluyor? Ulti verdim direkt. Tutuşturu verdim. E'yi tekrar attım. Tutuşturu öleceksin kanka. Tutuşturdan sıçrayla kaçamazsınız. Öğretici bilgi yani. Yapmayın. Şimdi madem tahripimiz var. Şurayı bir pushlayalım. Şöyle hepsini bir keselim iyice. Güzelce. Riyar bana ulti atıyor. Bak. Zenk. Güzel. Böyle yazcık vuralım. Aha, tahrip geldi. Ben bu tahribi vurmadan çıkmam buradan. Tamam. Çıkalım. Aram gayet güzel bu arada. Ben bu kuleyi alırım ya, size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi W'mde var ya. Ama işte bak, şu minyonlar burada kalmasın. Ama Mundo geldi. Bu arada W fullledim. Yani fullemek üzereyim. %10 bak. Dördüncü vuruşum. Azami canına %10 vuracak. Buradan da %12 bir Azami canına hasar var. Yani pardon. Azami can mevcut can. Karıştırdım. Buna bakmayın. Ananı. Abi Riyar'ı gördük orada. Şuradan bir yerden çıkacak arkadaş. Ben direkt sıçrayı atacağım. Riske giremem burada. O da attı. O riske girermiş demek ki. Lan beni rahat bırakın. Güzel savaştık bu arada yine. Bakın orada indim binekten, tekrar bindim falan. Bu arada şeyi de, Briar'ı da kesiyordum. Ama üstümde de çok para vardı. Resetini alsam iyiydi. Neler oluyor? Dümdüz loseladılar abi burayı, çok güzel. Şimdi yarık gökyüzü alabilirim. Karabalta alabilirim ama gerek yok gibi. O yüzden biraz daha hasara ya da can çalmaya gidip buradan bir vahşi hidra patlatabiliriz. Şuradan bir tane de vampir asa aldık mı güzel olur. Normalde şey de alabilirsiniz bu arada. Haşmetli hidra çok güzel yakışıyor, yakışmıyor değil. Auto cancel atıyorsunuz yani, mesela W'nuzun o dördüncü vuruşunu daha hızlı getiriyorsunuz mesela. Mesela bir tane vurdun, haşmetliyi bastın, ardından direkt hani ikinciyi vurdun. Tık 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 dört, yani mesela 4 saniyede vuracağın işi bunu yaparak 2,5-3 saniyede vuruyorsun. Yani o şekilde izah edeyim sizlere. Anlamışsınızdır zaten. Şimdi durumumuz güzel. Şöyle yapacağız. Mundo oraya gitmiş. Bana bot mu gelecek buraya? Kim gelecek? Üvey ve Pyke var. Pyke'ın durumu kötü değil ama eşyası da o kadar iyi değil. Çok güzel. Şu kuleyi alalım. Ondan sonra biraz oyuna dahil olalım. Oğlum ne minyon blok yedim. Bu ne sağa sol sağa sol seke seke. Tamam. Öyle eyle gelelim. Bu kuleyi aldık abi. Çok güzel. Şimdi buradan mid'e bakabilirim. Çünkü burayı artık daha fazla zorlamayacağım. Satışa geçecek. Buralardan bir yerlerden bir Pyke bize şey... Aha. Ah be. Şu çocuğun arkasında Mundo gelmeseydi Hüvey'nin manası hiç yok. Bir şey diyeyim mi? Bence. Haydi lan. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Bastım ultiyi. Hop, çok güzel. Pyke onu bırak kanka. Ah, çekemedik enti. Gragas'tan fena bir geyirik patladı buraya. Vahşi hidra bitti, direkt base alalım. Hop, vahşi hidrayı da aldık. Çizme olarak burada galiba büyü direnci çizmesi gibimsi. Evet, büyü direnci çizmesi gibimsi. Şu. Yani aslında çok CC yok ama yani zırh çizmesi, rakipte ADC bile yok. Niye böyle? Bu Hüvey merakınız ne, ben anlamıyorum. Şimdi ejder var. Ve ikinci kule açık. Ben ikinci kuleye gidebilirim direkt. Oyun zaten bayağı rahat bir halde. Önemli olan lane aşamasıydı zaten. Kled'in o saçma gücünü gördünüz değil mi? Hani iki kişi geliyorlar, üç kişi geliyorlar ama ben binekten inip tekrar binebildiğim için ve sürekli bir canım artışa geçtiği için, doluşa geçtiği için burada direkt Mundo'ya yapıştım.
Tekrardan el atayım. Hüveyden ulti yedik bu arada. Bitmiyor mu hocam bu? Arkada ne yaşanıyor burada? Tamam uğraşmıyoruz etmiyoruz dedik de. Burada ne döndü yani? Dalga dümeni ne buranın? Duvardan geçemediğim için E'mi beklettim. Hop arkasına geçeceğim burada. Hiçbir şeye fayda etmedi. Tamam devam. Şimdi takım bir düşmüş. Boş yapmayın hocam, boş yapma. Beni isteyecekler biliyorum ama Vayne beklerim Vayne'e. Şöyle bir Q attım yük almak için. Ono'nun gözü. Kanka sen 1.7'sin biliyorsun değil mi? O attığın hasar ne öyle? Zırh ayakkabısı mı? Hmm. 1.7 çar ha. Okey, okey. Şimdi şu çizmeyi de bitirdik. Çizmeyi bence çok yanlış tercih yaptım gibi hissediyorum ama ben bir bota doğru yürüyeyim. Botta iğrençliğimi yapayım. Şimdi üçüncü eşya tercihi. Yarık gökyüzü bana çok mantıklı geliyor. Yarık gökyüzü artı ölümün dansı şu an mantıklı geliyor. Bir tane de Malbortius patlatırız buraya. Bak yarık gökyüzü, ölümün dansı, Malbortius. Kararmayı da düşünebilirim ama bilemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Map bulup meti mi? Ulan ben ultiyi basınca zaten hızlı koşuyorum. Şimdi ne olacak? Uçarak gideceğim herhalde. Çok güzel. Ne yapalım? R'ye basabileceğimiz bir yerler var mı? Mesela bota. Vlad gelmiş. Aha buraya yer. Buradan direkt çıkacağım. Şimdi ultiyi verdim. Oo, ben ultiyle buraya varana kadar adamlar yok oldu. Şu arkada Mundo vardı bir kendi halinde. Neredesin çiçeğim benim? Nereye gittin? Yok olmuş. O zaman mid'deki farm'a gidelim biz. Yani Mundo direkt oradan tapa doğru koşmuş. Rakip ormanı da şöyle bir elden geçirelim şöyle bir güzel. Ne varsa bir sömürelim buradan. Buradan bir Mundo'ya bakalım mı? Vayne'le onlar birbirine girdi. Bir tane kurtu bırakıyorum hediye beni hatırlasın. Ama Mundo adamı kesti lan. Abo. Çok güzel. Sen nereden geldin demişler. Aslında rakip orada takılırken ben şu kuleye bir tane şey vururum, tahrip vururum. Çünkü bana gelince Pyke falan gelecek doğunca, Vlad gelecek. Hem W'mla vuralım hem tahriple vurup buradan defolup gidelim. Ha şöyle yapalım. Tamam görüşü de yok. Vlad'ın durumu ne peki? Kötü değil, kötü değil. Bir tane kurt burada kahrından ölmüş galiba. Şu bottaki ikinci kuleyi almak lazım. Hem gold'u güzel hem de az buz biraz oyunu açalım. Şuna bir... Allah! Buradan direkt bota yürüyebilirim aslında. Hatta botta Huey'yi falan görürsem tek... Bak Pyke burada. Huey'yi görürsem direkt R'yi basar üşüşürüm kafasına. Mundo Brier de burada mesela. Hepsi oradaymış, okey. Şuraya bir iktirelim. Şimdi bana gelecekler. Ama baron var işte. Tercih yapmak zorundalar. Ben de TP yok. Durumum kötü. Aha barona yakınlar. Bir şey değil mi? Bunlar bana gelecek gibi ya. Neyse güzel gelmediler. Hop bunu aldım. Direkt abi mid'e koşacağım buradan. Ultim var bu arada. Arkadan ulti verebilirim Mundo'ya. Şöyle şuraya R attım. Geliyorum. Aha Brier falan. Ana ne oldu lan? Aaa! What the fuck? Saçmalık yaşandı orada. Oh! Tamam. Bunu da görmüş olduk abi. R'miz bir adama targetlanınca nereye giderse gitsin. Bay duvarın üstüne uçtuk lan. Evet bu arada baron çok güzel olur. Üçüncü eşya yarık gökyüzü ya da kararma bakalım. İki kişi keser miyiz? Taşladık hadi bakalım. W'm dönünce aslında fena vurmuyorum. Tık tık tık. Kesiyoruz gibi ama biraz benim tanklamam lazım. Şöyle bir E ile içine girsek beni targetlar mı baron? Ama mis gibi bir baron. Bu arada ben yarık gökyüzüne gideceğim. Buradan can çalma veriyor, can doldurma veriyor. Gayet güzel işimi vurur ve ilk vuruşumu kritik vurdurtuyor. Abo! Nocturne patlamış, ben direkt base koydum. Şimdi 10 saniyeye ultim var. Buradaki muhabbet devam ederse ulti ile bir şeyler deneyebilirim. Ki ediyor. 5 saniye. Buraya ulti ile girmek satar mı satmaz mı onu düşünüyorum şu an. Ve düşünmeyi bırakıp oraya basıyorum abi. Şuraya doğru bastım. Çok güzel abi. Bunu aradan çıkardık. Şuradaki... Ben... Dur bakayım. Bırakas ona bir göbek. Tamam olur. Abi ne? Slow yedik, onu yedik, bunu yedik. Her şeyi yedik. Aha. Gereksizdi Pyke'dan. Ha, çıkardı yine killini. Yarık gökyüzü bitti mi? Bitti. Ben direkt base alayım abi. Ejder de var. Tamam yarık gökyüzünü de aldık. Tamam şu an abi açıldık. Şimdi ölümün dansını ikinci plana atacağım. Çünkü Brier'le artık o kadar işim olmuyor. Brier artık benimle uğraşmıyor. Takım savaşlarındayız. Ben en çok Huey'den ve şeyden damage yiyorum. O yüzden Malbortius'u burada çekeceğim direkt. Çünkü bana fokus atmasa bile şu iki çar alan vuruyorlar yani. Bir türlü o hasar sekiyor bana. Şimdi burada içinden E ile geçip arkaya doğru Q basayım diyecektim. Sıçrasıyla cevap verdim. Oh! Damage hiç normal değil ya. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl sıçra atabilirim diyecektim. Gragas tamamladı. Şimdi buralarda Pyke geziyor. Pyke nerelerde geziyor bir bakalım. Aha.
Ne yapıyorsun lan? Tamam, ben de geldim peşinden. Sıkıntı değil yani. R var, kim yaşıyor? Hıve yaşıyor. Hadi bir yerde göreyim seni de. Kafana nasıl koşuyorum bak. Sadece bir yerde göreyim, böyle kule altı bir yerde beklediğini, skill attığını göreyim. Direkt basacağım şu an. Ha, level ver kankam, 16. Burada mısın? Gel buraya. Eyvah, sola doğru gidecek. Tamam, sorun yok. Bir tane daha var ya yeteneğim. Aa yok, içinden geçmemişim. Hop, Hydra Q. Nice. Kafasına uçarsın. Ben yiyeceğim, ben göğüsleyeyim. Çıkın benden. Tamam, sorun yok. Gelin lan vurayım. Aman tanrım. Ona bir tane Q. Oğlum nasıl koşuyoruz? Minyon da keselim. Hop, kuleye de vurduk. Bir tane daha vurduk ve Scar'la bindik. Burada dördüncü eşya dediğim gibi duruma göre. Malbortius patlatacaktım. Hop, oyun da bitti. GG diyelim. Hemen bir gidelim hasar grafiğimize bakalım. Ben kendimden daha çok Gragas'ın vurduğunu merak ediyorum şu an. Evet, hasar grafiğimiz bu şekilde. İyi, en azından Gragas'tan sonra takımda ikinci vuran benim. Gragas'ın olaylar biraz absürttü. Rakip zaten ortalama bir şeyler yapmış. Yani lane aşamasında nelere dikkat etmeniz gerektiği, W ile Q'nun o kullanımı falan anlamışsınızdır diye umuyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, daha fazla video için ise kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşça kalın.